Metnin resimlerini inceleyiniz. Sizce konusu nedir? Söyleyiniz. Konusu anıt kabir olabilir. Okuma sırasında noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Bıcırık anıt kabirde. Evet arkadaşlar, saatlerce süren yolculuktan sonra ulaştık anıt kabire. Biraz yoruldunuz ama buraları görmek için değer her türlü zahmete. Az sonra başlayınca başkentimizdeki anıt kabirde dolaşmaya kulak vereceksiniz, rehberliğinizi yapacak bıcırıkın anlattıklarına. Bazılarınız biliyorsunuz, ben fırsat buldukça soluğu burada alıyorum. Her seferinde de ilk kez geliyormuşçasına büyük bir heyecan duyuyorum. Atatürk'ü neden bu kadar sevdiğime gelince. Yaşamımızı o sağladı, başımız dik ve özgürce. Biz çocuklara ve gençlere sevgi ve ilgiyle yaklaşıp umut besledi. Bir milletin geleceği çocuklarına verdiği değerin derecesiyle ölçülür dedi. Ve dünyanın hem ilk hem de tek çocuk bayramını armağan etti bizlere. Öyle bir bayram ki bu, ev sahipliği yapıyoruz dünyanın dört bir yanından gelenlere. Yavaş yavaş yürürken bir yandan da bilgi vereyim yapım çalışmaları hakkında. Siz de bu söylediklerimi anlatırsınız. Merak edip öğrenmek isteyenler çıktığında Atatürk 10 Kasım'da gözlerini yumdu yaşama, son günlerini geçirmiş olduğu Dolmabahçe Sarayı'nda. Ulusun dileğiydi, onun ölümsüz kişiliğine yakışır bir anıt mezarda yatması, uzun sürmedi bunun gerçekleşmesi için kolların sıvanması. Nereye yapılması gerektiğine ilişkin çeşitli öneriler getirildi, sonunda kentin ortasındaki Rasat Tepe'ye karar verildi. Açılan yarışmaya katıldı yerli ve yabancı 49 proje, bunlardan 3'ü layık görüldü birinciliğe ve karar kılındı, Emin Onat ile Orhan Arda'nın çalışmasında. Aslanlı yolun iki yanı heykel dolu, aklınızda bulunsun, 262 metredir uzunluğu. Bu heykeller, güç simgesi olarak yerleştirilmiş bulunuyor. Sakin duruşları, barışseverliğimizi bir kez daha vurguluyor. Aslanlı yolu geçerek geldik tören alanına. 15 bin kişi, rahatlıkla toplanabilmektedir burada. Anıt mezara çıkan merdivenlerin iki başında metrelerce büyüklükte birer kabartma, birinin konusu Başkomutan Meydan Muharebesi, ötekininki ise Sakarya. Anıt mezara çıkan 42 basamaklı merdivenlerin ortasında "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." yazılı kürsü yer almakta. Ön cephenin sağındaki Atatürk'ün Cumhuriyetin 10. yıl dönümünde söyledikleri, soldaki ise güven duyup umut bağladığı Türk gençliğine seslenişi. İkisi de yazılmıştır taş kabartma üzerine altın yapraklarla, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız, şükran duyarak ona. Evet artık atamızın manevi huzurundayız, sembolik ve kırk tonluk lahdinin başındayız. Dikkatinizi çekmek isterim, Osmanlı hali ve kilim desenleriyle süslü tavanlara, eminim hayran kalacaksınız altın, gümüş ve sedeflerle bezeli bu alana. İşte dostlarım, sözünü ettiğim sürpriz bu güvercinler. Sanırım onlar, Anıtkabir'e en sık gelen ziyaretçiler. Ne su veriliyor ne de yem bu kuşlara, yine de hemen her gün uğruyorlar buraya. Çünkü onlar güvercin, sizin de bildiğiniz üzere barışı temsil ediyor, her biri. O nedenle yalnız bırakmıyorlar, yurtta barış, dünyada barış, diyen sevgili önderimizi. Nurettin İyici Kısaltılmıştır Birinci Etkinlik Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız. Metindeki bilgileri bize kim veriyor? Bıcırık. Metinde neresi tanıtılıyor? Anıtkabir. Anıt mezarın inşası için seçilen projeler kimlere aittir? Emin Onat ile Orhan Arda'ya ait. Yazar, tören alanına gelinceye kadar hangi bölümlerden geçildiğini anlatıyor. Aslanlı yoldan anıt mezara çıkılan merdivenlerdeki kabartmalar hangi olayları hatırlatmak için yapılmıştır? Başkomutan Meydan Muharebesi ve Sakarya Savaşı Yazar, Anıtkabir'in sürekli ziyaretçileri dediği güvercinleri Atatürk'ün hangi sözüyle ilişkilendiriyor? Yurtta barış, dünyada barış. İkinci etkinlik Aşağıdaki cümleleri metne uygun olarak tamamlayınız. Atatürk'ü çok sevdiğim için Anıtkabir'e ziyarete gittim. Anıtkabir'in yeri olarak Rasattepe seçildi çünkü Rasattepe kentin tam ortasındaydı. Anıt mezarın tavanına hayran kalacaksınız çünkü bu tavanlar Osmanlı hali ve kilim desenleriyle süslü, gümüş ve sedeflerle bezelidir. Üçüncü etkinlik Metindeki özel adların altlarını çiziniz. Bunları birer cümlede kullanınız. Hafta sonu Anıtkabir'e okul gezisi düzenlenecek. Bıcırık ile Rasattepe'deki Anıtkabir'e gideceğiz. Atatürk, Dolma Bahçe Sarayı'nda vefat etti. Anıtkabir için yapılan yarışmada Emin Onat ile Orhan Arda'nın çalışması seçildi. Anıtkabir'e aslanlı yoldan geçilerek gidilmektedir. Anıtkabir'deki merdivenlerde Başkomutan Meydan Muharebesi ve Sakarya Savaşı'na ait kabartmalar bulunur. Dördüncü etkinlik Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünü açıklayan bir yazı. Yazınız. Atatürk hem yurdumuzun hem de tüm dünyanın barış içinde yaşamasını istemiş ve bunun için gayret göstermiştir. Yurt içinde huzur ve güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletler arası barış ve güvenliği önemsemiştir. Barış ülkede esenliği sağlar ve kalkınmanın, gelişmenin ve demokrasinin olmazsa olmazıdır. 5. etkinlik Bulmacada yalnızca sessiz harfler verilmiştir. Bunlara sesli harfler getirerek anlamlı sözcükler oluşturunuz. Bulmacayı tamamlayınız. Sağdan sola. Cumhuriyet, marş, millet. Yukarıdan aşağıya: subay, şiir, spor, meclis.